Rüyada dağ görmek. İhya, dağ görmek yöneticilik, mülk ve önder, zafer bulma ve rahatı erme ile tabir edilir. Dağın üzerinde bulunmak kadı yüce birine yakın olmaya, dağ çıkarak tepesine ulaşmak yüksek bir idarecinin himayesine yahut büyük bir memuriyete, dağdan inmek makam ve rütbe kaybetmeye, dağdan düşmek halk içinde değer yitirmeye ve dince eksikliğe, düşerek bir yerini incitmek yahut kırmak meydana gelecek zarara, dağın yerinden kopması bir devletin yahut zihniyetin çökmesine ve halkının dağılmasına, dağın titremesi milletin uyanmasına, titreme ile birlikte çatlaklar oluşması yönetim zafiyetine, dağın yanması devlet başkanının vefatına, dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü güzellik yönetimdekilerin iyi niyetli gayretlerini yahut kişiye devletten ulaşacak ihsan ve ilgiye, dağ çıplak ve sadece toprak olarak görmek yöneticilerin topluma faydası olmadığına, dağın diken ve çalılarla kaplı olduğunu görmek ısırıcı ve topluma ancak zararı dokunan yönetime, dağda vahşi hayvanları görmek, devlet kademesinde zararlı iş gören yahut kamu malına zarar veren yöneticilere, dağda gezinmek, bulunduğu ülkenin güzellik ve nimetlerinden istifade etmeye yahut yönetim ve devlet hakkında bilgi sahibi olmaya, dağın fare vs. doğurması umulan şeylerin boş üç okmü sonu, dağın oğlan doğurması o ülke için hayırlı ve dirayetli bir yöneticinin geleceğine, kız doğurması, ülkenin bolluk ve bereket görmesine, dağ kar yahut yağmur yağması devlet ve millet için hayra, taş, çamur vs. yağması devlet ve milletin karşı karşıya kalacağı musibetlere, dağda ve diyanet, rüyada dağ görülmesi, güçlük ve zorlukla tabir edilir. Bir kişinin rüyasında büyük bir dağa tırmanarak zirveye ulaştığını görmesi, o kimsenin hayatında bütün zorlukları yeneceğine, bir kimsenin dağa tırmanırken birçok zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve bazen de ayağı kayarak 1-2 metre geriye doğru düştüğünü veya tamamen dağdan aşağıya yuvarlanmak tehlikesinde kaldığını görmesi. O kimsenin hayatı süresince birçok zorluklara maruz kalacağına, dolayısıyla geçimini güçlükle temin edeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında dağa tırmandığını, dağın orta yerine geldiğinde dağa tırmanmaya aklının kesmemesi üzerine geri dönmek istediğini görmesi, o kimsenin memur olsun tüccar olsun işinde başarı sağlayamadığı için sık sık meslek değiştireceğine işaret şeklinde tabir olunur. Rüyanızda bir dağdan aşağıya yuvarlandığınızı görmeniz, beklemediğiniz ve hayal etmediğiniz bir sürprizle karşılaşıp kötü bir durum kalacağınıza delalet eder. Bu genel tabirlerden sonra şimdi de ünlü rüya tabircilerinin rüyada dağ görülmesi ile ilgili yaptıkları yorumları sunmaya çalışalım. Daniel A.S.'ın yorumuna göre, bir kimsenin bir dağın üzerinde olduğunu ve bu dağı da kendi malı zannettiğini gören kimsenin bu rüyası, o kimsenin büyük bir kimseye sığınacağına, bir başka yoruma göre de, o kimsenin adaletli bir başkanın emrine gireceğine işaretle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir dağa çıkarak tepesine ulaştığını görmesi o kimsenin bir devlet büyüğünden istifade edeceğine, kişinin rüyasında bir dağın yerinden koptuğunu veya dağın parça parça olduğunu görmesi, büyük bir devletin yıkılacağına ve halkının da dağılacağına işaret eder. Rüyanızda bir dağda kendiniz için yatacak yer hazırladığınızı görmeniz, sizin bir devlet neresinde iş bulacağınıza, rüyanızda bir dağdan indiğinizi görmeniz, İşinizi kaybedeceğinize ve itibarınızın sarsılacağına, bir başka yoruma göre ise, rüyanızda yüksek dağlardan indiğinizi görmeniz, yapmayı tasarladığınız bir işten vazgeçeceğinize yorumlanır. Cabir kesme işaretiyle Malibani'nin yorumuna göre, kişinin rüyasında bir dağ veya yüksek bir yere çıktığını görmesi, o kimsenin istek ve arzularının gerçekleşeceğine, kişinin rüyasında bir dağdan düştüğünü görmesi, o kişinin din ve dünya işlerinin noksan olduğuna işaret şeklinde tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir dağın yeşillenerek güzelleştiğini görmesi, o beldenin idarecilerinin iyi bir yönetim ile halkı idare ettiklerine, bir kimsenin rüyasında dağda bir yırtıcı hayvan görmesi, o ülkenin başında dinsiz ve vicdansız bir devlet başkanının bulunduğuna delalet eder. Kişinin rüyasında bir dağın topraktan ibaret olduğunu görmesi, faydasız, cimri bir devlet başkanının o beldenin başında bulunduğuna, kişinin rüyasında bir dağın diken ve çalılarla kaplı olduğunu görmesi, toplumu yaptıkları ile rahatsız eden bir devlet başkanının o beldenin başında bulunduğuna yorumlanır. Rüyanızda Cudi Dağı'na çıktığınızı görmeniz, hayra ve menfaate kavuşacağınıza, rüyanızda Arafat Dağı'nda bulunduğunuzu görmeniz, günahlarınızdan tövbe edeceğinize ve tövbenizin de kabul olacağına, rüyanızda Cebeli Lübnan'a çıktığınızı görmeniz, sizin Himer Baba ile bulacağınıza ve onlardan istifade edeceğinize işaretle tabir olunur. Rüyanızda karanlık ve korkunç bir dağda bulunduğunuzu görmeniz, ömrünüzün bittiğine veya bir musibete maruz kalacağınıza, rüyanızda bir dağda güzel bir manzara görmeniz, büyük bir şahıstan bir hayır göreceğinize delalet eder.
bir kimsenin rüyasında yolu yokuş bir dağdan indiğini görmesi, o kimsenin Allah'ın azabından kurtulacağına, kişinin rüyasında bir dağın etrafında taşlar görmesi, o kimsenin bir kuruma başkan olacağına, rüyasında bir dağdan düştüğünü gören kimsenin, işlediği bir günahtan veya yaptığı bir hatadan dolayı kendisine zarar geleceğine işaret eder. Rüyada bir dağa çıkıldığının görülmesi, yükselmeye, aşağıya inildiğinin görülmesi, zillete delalet eder. Kişinin rüyasında bir dağın gölgesinde oturduğunu görmesi, bir devlet başkanının himayesine girerek rahat bir hayat yaşayacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında uzaktan bir dağ görmesi, o kimsenin bir yolculuk yapacağına veya keder ve üzüntüye maruz kalacağına işaretle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir dağın yere battığını görmesi, o beldenin devlet başkanı veya devlet büyüklerinden bir kimsenin öleceğine yorumlanır.